Evet sevgili girişimci kadınlar, E-Ticaret Kadınlar Kulübü'nde yine sona geldik. Son konuğumuz da yine çok sevdiğimiz arkadaşımız sevgili Esra Aytekin, BSF Consultancy'nin kurucusu. Esra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım, nasılsın? İyi, seni sormalı. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Gayet yolunda. Çok teşekkürler bu arada yine vakit ayırdığın için. Ben sana teşekkür ederim. Bu yoğun temponda geliyorsun. Çünkü sen bir sürü kurumsal markaya farklı farklı konularda danışmanlık yapıyorsun. Böyle yoğun bir ajandan var. Öncelikle kadınlarımıza söyleyeyim. Bugün sevgili Esra, kadın markaları yaratma ve pazarlanması ile alakalı bize bilgiler verecek. Bir sürü konuşacağımız şey var. Bakalım ne sorular gelecek. Esra, şeyden başlayalım kısaca istiyorsan. Tam olarak ne yapıyorsun? Senin kadın girişimciliğinden bahsedelim, o yolculuğundan bahsedelim. Yani çünkü senin kurumsal hayatın da var öncesinde benim gibi. Senlerce farklı farklı büyük şirketlerde çalıştın, şimdi de girişimcisin. Bir oradan başlayalım, ondan sonra da konumuza gireriz. Buyurunuz. Dondun ama sen. Yoksa ben de mi dondum? Yok, ben donmadım. Girişimci kadınlarımıza sesleneyim. Beni sesleniyorum. Beni duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Evet. Demek ki ben donmamışım. Yani gerçi donmadım belli de. Çünkü görüyorum yani şu anda kendi kendime. Esra evet dondu. Giriş çok mu konuştum ya? Çok konuşunca böyle dondu vallahi Esra. Çok şey ifadeyle kalmışsın Esra. Dur bakalım şimdi gelecek. Aa gitti. Bir daha söz. Başta bu kadar konuşmayacağım sevgili girişimci kadınlar. Bakayım Esra gitti. Ha geliyor. Ha bilgisayar kapanmış. Olur. Sıkıntı yok. Siz de sohbet ederiz. Sevgili girişimci kadınlar, niye Slack kanalımıza yeteri kadar yazmıyorsunuz? Vallahi yemek tarifi yazsınız ona da razıyım. Hiç kimse Slack'te bir şey yazmıyor. Üzülüyorum. Bugün 40-50 kişi olmamız gerekirken niye 7 kişiyiz, 8 kişiyiz onu da anlamıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne güzel geliyorsunuz. Acaba nerede duyuruyu da iyi yapıyoruz. Herkese duyuruyoruz. Ama bir şekilde bir yerde kaçaklar var bilmiyorum. Bu arada mezuniyet töreni yakında 1 Nisan akşamı yapacağız. Onu da detaylarında paylaşacağız. Canlı yapacağız online yine. Ama Haziran ayında yani son dönem yapacağımız mezuniyet töreninde online değil fiziki yapacağız. Onun da bilgisini vereyim. Bakayım yanlış vermeyeyim tarihleri. Evet. 1 Nisan akşamı yani Cuma akşamı online, Cuma akşamüstü online yapacağız. 1 Haziran Çarşamba akşamı da fiziki Levent Workington'da yapacağız efendim. Lütfen yazınız bir kenara. Bir de Slack'te niye yoksunuz? Var mısınız? Yani WhatsApp gibi değil belki ama Slack'te çok kullanımı kolay bir yer. Aramızda Slack kullanan var mı? Kullanmayan var mı? Onu da bir duymak isterim. Var mı efendim? Ya da kullanamıyorum. Burcu kullanıyor evet. Burcu çalışkan öğrenci. Aktif valla. Her dönemde geliyor valla. bu arada saat 2 ile 4, 2 bugün 2 ile 3 arası da canlı yayınımız var YouTube üzerinde. Kanalımızı takip ediyorsanız YouTube'da bugün blockchain teknolojisi hakkında ve inşaat sektörü hakkında biraz sohbet edeceğiz. Eğer buna katılmak isterseniz de saat 2'de bekleriz. Linkini de şimdi birazdan göndereceğim. Esra'yı beklerken biraz böyle laf çeviriyorum ki siz de sıkılmayın. Ama şu sorumun cevabını merak ediyorum. Slack. Evet şimdi ben size şuradan 2'deki programın şeyini gönderdim linkini. Zeynep Hanım demiş ki ben Slack'e yükledim ama aktif değilim demiş. Burcu demiş ki Slack'te aktif olalım arkadaşlar. Tanışalım, birbirimize destek olalım. Ebru Hanım demiş ki ben kullanıyorum. Süper. Her sabah eskiden çalışırken baktığım gibi mutlaka bakıyorum. Ebru Hanım siz alışkınsınız. Burçak Hanım demiş ki yükledim ama alışkanlık yok. Alışkanlık yok. Ben şimdi oraya canlandırmak için böyle artık her sabah olmasa da böyle farklı farklı zamanlarda hediyeler falan koymayı düşünüyorum. Böyle sorular sorup belki de öyle canlanır. İnsanlar belki bakarlar. Bir soru sorup bunu bilene atıyorum Trendyol'dan hediye çeki. Atıyorum kitap. Ne bileyim öyle canlanır mı acaba? Sevgili girişimci kadınlar. Şimdi biliyorsunuz son döneme giriyoruz. Dördüncü döneme. Dördüncü dönemden sonra da artık Mayıs'tan sonra ara vereceğiz. Ondan sonra 2022
Şimdi Esra, saniye, sizden iki saniyenizi rica edeceğim sevgili girişimci kadınlar. Esra girişte sıkıntı yaşıyor. Ben şimdi onun linkini şuradan WhatsApp'tan göndereyim. Siz de alttan yazın efendim. Ben notlarınızı, mesajlarınızı okuyacağım. Nazar değdi. Niye öyle oldu? Nazar, bazen oluyor böyle nazarlar. Sıkıntı değil. Bir saniye efendim. Şuradan canlı diyelim. Siz de ekranını görmüyorsunuz. Bir sürü ekran var burada. Esra'ya linki göndereyim ben şunu. Özür dilerim. Şu uzun ID'yi göndereyim. Bazen oluyor. Böyle kazalar. Bakalım. Burçak Hanım demiş ki kesinlikle yani bir havuç koyarsanız gelirim. Kitap harika olur. Demiş Ebru Hanım. Vallahi evet. Kitap. Evet, Esra Hanım geliyor şu anda. Geldi. Esra hoş geldin. Geldim, kusura bakma ya. Yani elime bir dokunma upgrade etti. Şey, nazar değdi diyoruz. Demin sohbet edildik kadınlarla. Hızlıca başlayayım o zaman. Dur, çok fazla vakit kaybettik arada. Yok, yok, rahat. Buyurunuz. Söz sizin. Nereden? Sorumu duydun mu en önce? Yani kurumsal bir hayatım vardı. Ondan sonra girişimci oldun. O yola girdim. Evet. Şöyle başlayayım. Ben İTÜ'den mezunum. Daha sonra Amerika'da UC Berkeley'de işletme pazarlama okudum ve yaklaşık böyle bir 10 sene hep kurumsalda çok uluslu şirketlerde marka pazarlama yöneticiliği yaparak geçti. Yaklaşık 6 senedir falan BeSelf var ve daha çok hem startuplarla daha böyle pazarlama alanında stratejilerini oluşturduğumuz hem de kişisel markalarla çalışıyoruz. Benim hikayemde dediğin gibi belki aramızda vardır kurumsaldan gelenler. Çok kolay bir yolculuk olmadı kesinlikle. Hatta o zaman bana derlerdi ki girişimcilik böyle kan ter gözyaşı diye. Gerçekten öyleydi. Ve hatta her zaman böyle şey düşünürdüm. Kurumsal hayatta ne kadar çok şey öğrendiğimi düşünürdüm de çok daha fazlasını hem bilgi olarak hem kişisel gelişim ve dönüşüm olarak ben kendi iş hayatımda öğrendim açıkçası. Bir de bu dönemde biliyorsun böyle kurumlar için çok popüler konular vardı. Resilience gibi hani yılmazlık falan. Hani kurumun içinde değil ya gerçekten girişimcilikte bu kasların çok gelişiyor. Bir de ekip değilsen özellikle tek başına çalışıyorsan o kadar sancılı bir süreç ki. İşte web siteni yapıyorsun, nasıl yapıldığından, nasıl yönetmen gerektiğine, işte içerik hazırlıyorsun bir yandan. Blog konularını seçiyorsun, yazıyorsun, ona vakit ayırıyorsun, iyi bülteni gönderecek program arıyorsun, işte teklif hazırlıyorsun, eğitim hazırlıyorsun, müşteriyle görüşüyorsun, işte muhasebesel konuların var, işte aynı zamanda da network yapman gerekiyor falan filan derken inanılmaz bir yorucu bir dünya ama işini seviyorsan o yüzden hep tutku diyorlar ya yani ufacık bir yerde bile, ufacık bir pürüzde bile hemen bırakabilme içgüdüsü var bence girişimcilerde. O yüzden de sevdiğim bir şey yapmak gerekiyor. Ben besleniyorum açıkçası bir de. Yani yeni araştırmaları okumak, yeni teknolojileri okumak. Hani çünkü zaten danışmansanız bunları zaten by default bilmeniz bekleniyor. Ama güzel tarafı da şu, bence hata yapma şansı var. Belki kurumsalda bunlar çok hani iyi karşılanmıyor olabilir ama kendi işinizde yani kendinize hata yapma fırsatı tanımanız gerekiyor. Ben mesela çok hata yaptım. Çok mükemmelliyetçi bir karakter olduğum için kurumsalda bu evet çok iyi çalışıyor. Ama kendi işinde o kadar iyi çalışmıyor. Çok vakit kaybediyorsun. Yani pratik olmak gerekiyor girişimcilikte. Çünkü zaman eşittir para ve fırsat maliyetin çok yüksek. O yüzden de evet kaliteli içerikler üret, web sitesi yap vesaire. Ya da işte ne bileyim YouTube videolarıyla uğraş ama işi başlatabilmek için gerekli olan şeyi paralelinde yapmak gerekiyor. Yani bunu bitireyim ondan sonra bunu yapayım gibi böyle sürekli ertelemeci
kaslar devreye girdiği zaman bu böyle bir habit olarak kalıyor. O da çok vakit kaybettiriyor. Yani Evet. dolayısıyla Haline gelmeden, efendim. alışkanlık haline gelmeden, habit dedin ya, alışkanlık haline gelmeden normal şeylere gitmek gerekiyor. Kişisel marka deyince ne anlamak lazım? Onu da sorayım ben. Kişisel marka konuşuruz ya, kişisel marka nedir? Ne Yani anlamak? marka hedef kitlenin zihnindeki algıların tamamı. Kişisel marka da bizle ilgili olan algıların bir bütünü gibi düşünün. Kişisel marka yönetiminde bunu yönetmek gerekiyor. Çünkü bu sefer eğer bunu yönetmediğimiz takdirde ne yapıyoruz? Karşı tarafı aslında ne düşünmesi gerektiğiyle ilgili bütün fırsatı ve sorumluluğu bırakıyoruz. Bir de kişisel markalaşma var. Bu da uzmanlık alanınızla ilgili. Yani aslında bu o ön plana çıktığınız konuyla ilgili farkındalık yaratma çalışmaları gibi düşünün. Yani biraz T insan olmakla ben çok birleştiriyorum kişisel markayı. Çünkü her konuda bilgi sahibi olup ama bir konuda derin bilgiye sahip olmak, derinleşmek. Yani onu heyecanlandıran bir tarafta daha da uzmanlaşmak ki o tutkuya doğru giden kısım aslında bence. Ya her şeyde tutku olmayabilir. Ya yani tutku biraz güçlü bir kelime ama mutlaka heyecan yaratmalı ve sizi motive etmeli. Yani bir başka biri değil ama içsel motivasyonu tutacak bir şey olmalı bence. Yani mesela şöyle anlatayım. Hani hatta burada belki de kişisel marka örnekleri de vermiş oluruz. Mesela Ayşegül, mesela alkali beslenme deyince aklımıza Ayşegül Çoruhlu'nun gelmesi ya da işte fütürist deyince aklımıza Ufuk Tarhan'ın gelmesi, dijital dönüşüm ve teknoloji deyince Serdar Kuzuloğlu'nun gelmesi gibi düşünün. Yani burada böyle bir şeyle biz iyi olduğunuz bir alanla ilgili yani aslında metalaştırma gibi düşünün. Yani aslında o alanla ilgili çalışmalar, farkındalık çalışmaları yapılması gibi düşünebiliriz. Ve aslında da şey var, yani bunun biraz continuous ve sürekli olması çok önemli. Sadece yaratmak değil, pazarlamaya da ciddi olarak vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü burada şey önemli, yani o markayı tanımladıktan sonraki kullanacağın araç, ne hangi kanallarda daha fazla bulunacaksın, hangi reklam modelini kullanacaksın, nasıl bir içerik stratejin olacak, nasıl bir iletişim stratejin olacak. Ve yani o içeriği nasıl besleyeceksin gibi, nasıl bu iletişimi yapacaksın gibi aslında tanımlamaktan çok pazarlaması daha ön planda. Şimdi bir de şey var, kadın ya da erkek fark ediyor mu bu pazarlama, markalaşma tarafında? Yani kadınların markalaşması, çünkü fark ediyor herhalde ki, çünkü bugün konu başlığımız o. Yani kadınların markalaşması erkek Evet. farklı mı? Ya kesinlikle yani şu anlamda farklı. Aslında bizde birazcık kadınlarda daha sağ beyin odak biliyorsunuz. Erkekler daha sol beyni kullanıyor. Sağ beynin böyle çok öne çıkan özellikleri var. Yani çok biyolojik üstünlüklerimiz var diyelim erkeklere göre. İşte empati kurma gibi, biraz daha organizasyon kabiliyetinin kuvvetli olması, iletişim, sözel becerilerin daha fazla olması, büyük resmi daha iyi görebilme, işte ağ kurabilme, mesela networking kadının gerçekten bari nature yani ve doğası gereği oluşturduğu bir şey. Hemen hızlı networkler kurabiliyor. Ve bunlar varken aslında özellikle mesela kurumsal hayatta ama girişimcilerde de oluyor, kurumsaldan gelenlerde de daha böyle maskülen kasları çalıştırarak aslında olmadığımız biri gibi bulunma güdülerine doğru gidiyoruz. İşte o zaman da böyle özellikle hedef kitleyle çatışmalar yaşanabiliyor ve bu da iletişim diline yansıyabiliyor. O tone of voice dediğimiz yani konuşma dilimiz sosyal medyada ya da kendimize anlattığımız her platformda kullandığımız dilde olan işte birazcık agresiflik, birazcık sinir yapma durumları vesaire gibi negatif tonlar karşı tarafa direkt geçiyor ve de o da aradaki bağı koparıyor. Bu anlamda o yüzden kadın markalaşması aslında daha kolay kadınların markalaşması erkeklere göre çünkü biyolojik olarak birçok üstünlüğümüz var. Yani burada böyle ayrımcılık gibi olsun istemem ama gerçekten hani bu bilimsel bir araştırma dolayısıyla da ve kadınların bu anlamda çok artıları var. Yani mesela daha insan odaklı, müşterilerle daha hizmet odaklı olabiliyor. Ve işte görsel kimliği çok daha güçlü. Yani biz daha fazla materyal kullanabildiğimiz için görsel olarak da erkeklere göre. Dolayısıyla da görsel kimlik oluşturarak markayı güçlendirme kabiliyeti konusunda da şeyler daha ön plandalar. Orası öyle tabii canım. Yani kadınların
takı şeyi var. Bizim takı olarak takı da yok yani. Bir kol saati. Aksesuar, evet yani sizde de var, gözlük var, kol Evet. saati var, kimine göre cep mendili var falan, hani bir tarz yaratma var ama evet sizinki daha limitli, yani alt üst kullanabileceğiniz takımlar çok daha limitli olduğu için. Yani kadınların her anlamda çok avantajları var fiziki olarak da diğer konularda da. Zaten o demin senin söylediğin şeyleri de deminki şeyde de konuştuk. Çünkü e-ticaret konuşuyoruz ve e-ticarette mesela sepette bırakılan ürünler, iadeler mesela erkekler çok bunu yapamıyor, yapmıyor. Çünkü yapamıyor. Çünkü bizim kafamız tek bir ürün almaya odaklı. Alıyoruz ve çıkıyoruz. Evet. Kadınlar zekası çok fazla olduğu için ve pratik oldukları için oradan alıyor, koyuyor, şey yapıyor. 15 dakika bazı sitelerde 15 dakika şey var stoktan düşmemesi için. Onu tam düşünce hop oradan başkasına koyuyor falan. Yani bu analitik zeka başka bir şey. Yani onu yapmak da beceri. Yani bazen ben bunu örneği verince gülüyor herkes de. Bu gerçekten şey. Çünkü Doğru. iadeleri nasıl minimize ederiz? İşte o kadınları da anlamak lazım. Kadınları anlarsan zaten iadeleri de minimize edersin. Evet, orası zor bir konu bence. Yani ama şöyle bir şey de var, dediğin çok doğru. Kadında birçok işi aynı anda yapabilme becerisi de var. Dolayısıyla o birçok işi aynı anda yapabilme kabiliyeti, ya evet aslında beyin için sağlıklı bir şey olmadığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Yani artık evet öyle. Doğru. odaklanmak konusunda, ama yine de hani pratiklik açısından, zamanı iyi kullanma açısından verimli. Yani erkeğin sadece tek bir şeye odaklandığını varsayarsak. Peki şimdi demin bahsettin. Yani şu deyince şu akla geliyor. İşte bu deyince şu kişi akla geliyor. Kadın markalardan bahsediyoruz. Dünyada da farklı farklı markalar var. Kadın markalar var. Yani pazarlaması ve iletişimi kadın markalarının nasıl olmalı? Nasıl, ne yapmalı? Neye dikkat etmeli? Çünkü burada bizim girişimci kadınlarımız var. Bazıları e-ticaret siteleri halihazırda olan ya da kuracak olanlar. Nelere dikkat etmeleri lazım? Başlangıç ne olması lazım? Ona geçmeden bir şey vurgulamak istiyorum aslında Murat. Çünkü bunu hani belki şey sormadın ama hani vurgulamak istiyorum ki ondan sonra oraya geçeyim. Bu bariyerler konusu önemli. Yani çünkü kişisel marka gerçekten kafada biten bir olgu. Bir değişim süreci ya. Çünkü daha önce yapmamışsınız ve şimdi markalaşmanız gerekiyor işiniz gereği. Ürünü satmadan önce kendinizi ortaya koyarsanız zaten doğal olarak ürün satmaya başlayacak. Ama markalaşma kısmında ciddi bir bariyer var. O değişim için, hani değişim ilk farkındalıkla başlar, daha sonra bilinçlenirsin, daha sonra ikna olursun ve değişirsin ya. O farkındalığı biz çok zaman bu işte eğitimlerle, okuduğumuz içeriklerle alıyoruz. Ve hatta bilinçleniyoruz da, yani araştırıyoruz çünkü kendimiz o farkındalığı sağladıktan sonra. Ama ikna konusunda ciddi bir bariyer var, psikolojik bariyer. Orada da böyle negatif inanç sistemlerimiz çalışıyor, devreye giriyor. İşte o yüzden bazıları olamıyor. Yani çok istiyorum ama beni bariyer koyan şey, işte çok ön plana çıkmayı sevmiyorum olabiliyor. İşte selfie koymak istemiyorum olabiliyor. Zamanım yok, ekipmanım yok, param yok, işte bilgim yeterli değil gibi psikolojik bariyerler oluyor. O yüzden bu eğitimin aslında, yani bu konunun aslında en önemli kısmı o psikolojik bariyer. Ya bunu bir olsa success switch diye bir şey var. Gerçekten o başarıyı kırma noktası, orada düşünceyi, yapısını değiştirmek, birazcık da aslında şeye çok takılmamak kısmı. Yani az like aldım, az etkileşim aldım. Çünkü bunlar pazarlamayı çok etkileyen şeyler bir yandan da. Ve işte belki de çok fazla etkileşim sağlamadı benim içeriğim deyip bırakıyor. O yüzden birazcık bunu böyle ekim sezonu gibi düşünmek lazım. Yani tarlayı ektiğiniz gün hasatı almazsınız ya. Bunda da gerçekten ekim süreci zor bir süreç. İçeriklerle beslemek, pazarlama anlamında o içeriği, iletişimini yapmak, süreklilik haline getirmek zor, evet. Ama hasatı muazzam size geri dönüş sağlıyor. Belki çok fazla reklam harcaması yapmadan ürün satışlarınız bir anda hızlanmaya başlıyor. Bu anlamda şey çok önemli bence. İşin psikolojik kısmı çok önemli. Pazarlama tarafına geldiğimizde, eğer bunu başarabiliyorsanız zaten yol almaya başlıyorsunuz ve zaten hani belirli bir süre sonra etkileşimlerle birlikte markanız büyüyor, kişisel markanız. Zaten o markalaşma süreci içerisinde kendi ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Hani kurumsal markayı ayrı, kişisel markayı ayrı yönetmenin çok bir anlamı yok. Yani burada zaten pratik olan gerçekten kendi markanızı, kişisel markanızı yönetmek.
Pazarlamasında da birazcık böyle önce kendi kişisel markanızın DNA'sını oluşturmakta fayda var. Yani orada biraz içe dönüyorsunuz. Kendinizle ilgili olan yetkinliklerinize, becerilerinize, güçlü yanlarınıza, biz ona işte benzersiz satış vaadi diyoruz. Ya da USP deniyor pazarlamada. Sizi farklılaştıran nokta nedir? Yani bir başka sizinle aynı işi yapan birinden farklı olduğunuz nokta nedir mesela? Onu bulmak gerekiyor ve hikayelerle örmek gerekiyor her şeyden öte. Çünkü biz duygusal bağları hikayeler vasıtasıyla kuruyoruz. Ve aslında da bu hikayelerin devamına baktığında da bir bakıyorsunuz sürekliliği gelmeye başladığı zaman bir bakıyorsunuz gerçekten istediğiniz bir takipçi kalitesine sahipsiniz. Burada birazcık da o vaatlere çok takılmadan yani hani profesyonel biri olduğunuzda bu detaylara girebiliyorsunuz ama profesyonel değilsiniz ve sadece kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız da gerçekten sizi ayıran nedir? Yani bir pazarlamacı işin %100 her alanında başarılı olamaz. Yani dijitalinde de işte pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında, araştırmasında, kalitesinde, üretiminde ya da işte finansalında ya yani her alanda iyi olmayabilir ama mesela çok iyi veri okuyabilir yani oluşan verileri yorumlayabilir ve bunu hikaye haline getiriyor olabilir kendi işinde ve bu kası güçlüdür. Bunu da şundan anlayabilirsiniz. Size çalıştığınız insanlarda hangi konuda daha fazla feedback yani bir soru geliyor. Hani kim size ne için daha fazla başvuruyor, danışıyor. Buralar size muhtemelen sizin daha güçlü kaslarınız olacaktır ve hani biraz buralardan feyz alabilirsiniz işte bunu kullanırken. Bir şey soracağım. Bölüyorum seni. Bu arada USP dedin. Onu da alttan yazdım geçmiş adına. Unique Sales Proposition. Yani onu da bilginiz olsun. Çok kullanılan bir terimdir. Ne olduğunu da yazdım. Şimdi gerçi Esra anlattı yani hani bu farkındalık vesaire ama detaylı olarak da yazdım aşağıda. Şunu bazen fark etmiyoruz. Bu kadın ya da erkek fark etmeksizin. Ben hangi konuda, bu benim için de geçerli. Yani ben zamanla keşfediyorsun, kendini tanıyorsun, bir zaman yolculuğu. Belki de belli bir yaşa geldikten sonra görüyorsun, bilmiyorum. Ama en azından 20'li yaşlarda onu görmedim kesin yani. Ben hangi konuda güçlüyüm, neleri yapmaya capable yani yapabilirim mi çok bazen bilmiyoruz, karışıyoruz. Ben hep şey öneriyorum, sen ne öneriyorsun bilmiyorum. Yaptığın danışmanlıklarda vesaire sakin bir dönemde, sakin bir kafayla bir A4 beyaz kağıt alın, elinize bir de kalem alın. Ya benim çalışma yöntemim bu, herkesin farklıdır. Yazın. Yaz yaz yaz, çiz çiz çiz, zaten orada bir resim çıkıyor. Ondan sonra onları yavaş yavaş sindire sindire artılar, eksiler, şunlar bunlar bir şey çıkıyor ve kendinin neler yapabildiğini görüp ne olduğunu anlayıp ben insanlara ne yapabilirimi görebiliyorsun. Sen de böyle mi öneriyorsun insanlara? Evet, ben de SWOT öneriyorum kısacası. Yani o hani strength, weakness, opportunity, threat diye güçlü geliştirmesi gereken yönlerin işte orada fırsatlar ve de oradaki işte threatler gibi hani böyle bir SWOT analizleri var ya hani çok Evet. basit aslında. Yani orada kendinizin bir çok iyi yaptığınız taraflarınızı yani güçlü kaslar daha çok zaten yapmayı sevdiğiniz şeylerdir. Ama kişisel markada biz weakness'a yani o geliştirmesi gereken yerlere oynamayı çok önermiyoruz. Çünkü oralar zaman alır. Tamam. Yani geliştirilmesi gereken şey zaten zaman alır. Yani güçlü olmadığınız bir yere markayı konumlandırmanın bir anlamı yok. O yüzden daha çok strength dediğimiz o güçlü kaslara odaklanmak gerekiyor. O da işte neye daha çok zaman ayırıyorsunuz? İnternette bir şey okuyacağınız zaman neyi okumayı tercih ediyorsunuz? En fazla aldığınız kitaplara bakın mesela. Romanlar dışında hani daha teknik konularda neyi daha fazla satın alıyorsunuz? Yani neye çok merakınız var? İnsanlar size ne diye danışıyor? Ya bunların hepsini bir araya getirdiğinde zaten orada yavaş yavaş kelime kelime oluşturduğunda bir şeyler çıkıyor Murat. Oralardan feyz almak lazım. Bir de şeyi düşünmeyelim. Yani bu kişisel marka vaatleri yani her dakika benim ağzımda olan bir şey ya da konuşmam gereken, iletişim yapmam gereken bir şey değil. Bunu sadece biz bilerek oluşturduğumuz bir marka. Yani iletişimde biz bunu kullanmıyoruz ama şurada kullanabiliriz. Asansör konuşması dediğimiz 2 dakikalık bir yatırımcıyla görüşeceksiniz, bir müşteriyle, büyük bir müşteriyle görüşeceksiniz. Evet orada kim olduğunuzu anlatacak bir vaktiniz yok. 2 dakikada gerçekten ne yaptığınızı, hangi yönlerde farklılaştığınızı kullanacağınız bir söylem gibi düşünebilirsiniz aslında. Bazen evet orada şeyler karışıyor yani nasıl yapacağım ne yapacağım mesela genelde hep
iç ses var ya, bu iç ses, insanların iç sesi. O iç sesle yani sen güçlü noktalarını çıkartıyorsun ki %100, yani katılıyorum, o güçlü noktalara odaklanmak lazım. Hatta iş yerinde çalışıyorsanız hep derler yöneticiyken, çalışanlarınızın mutlaka, senin de öyledir, benim de öyledir, artıları eksileri var. Güçlü olduğu noktalardan git. Her şeyi mükemmel yapacak diye bir şey yok. Ama bazen iç ses şey yapıyor. Zayıf olduğumuz noktaları böyle çok böyle büyütüyoruz ve maalesef bir de toplumdan gelen bir şey mi? Sen şimdi yurt dışında da bunun eğitimini aldın, gittin, geldin. Yani oradaki şeyle karşılaşmanı isterim. Yani Türkiye'de genelde yapamazsın, edemezsin dendiği için hep bilinçaltımızda. Ya bizim gibi eğitimli adamların bile, yani seni bilmiyorum ama yani bizim, benim en azından çevremde çok vardı. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, anamız, babamız, yapamazsın, edemezsin, bilmem ne, şudur, icat çıkartma falan diye diye hep bir köreltme şeyi var. Ve seneler sonra ya diyorsun, niye yapamayayım ya diyorsun, yaparım ben diyorsun. Ama o iç Evet. seni şey yapıyor, zayıf noktalar seni şey yapıyor. Güçlü olduğumuz noktada bile farkında olmuyoruz. Belli bir yaşa gelince ortaya çıkıyor. Ben neymişim tırnak içerisinde oluyor. Ne Çünkü dersin? çok güzel bir yere parmak bastın. Çünkü üçüncü parti onayı diye bir şey var Murat. Aslında çocukluğumuzdan beri otorite olarak gördüğümüz kimse, ailemiz olabilir, arkadaşlarımız, yakın çevremiz, işte yöneticimiz, belki işte çalıştığımız arkadaşlarımız, okula giden için öğretmeni, neyse otorite olarak gördüğümüz, içten içe onlar tarafından kararlarımız etkileniyor. Ve o işte bahsettiğim bariyerler var ya, psikolojik bariyerler. Yani tam da oraya geliyor. Orada bir negatif inanç sistemi oluyor. Yani sanki bir şey yaparsam onlar ne der algısı oluşmaya başlıyor. Ve bu da işte o, kendimizi o yüzden ikna ediyoruz. Yani evet ya, hani zamanım yok, param yok, ekipmanım yok, vesairem yok, şuyum yok, yeterli değilim, daha okumalıyım, bu benim alanım değil, vesaire gibi gibi birçok psikolojik bariyerle aslında kendimizi durduruyoruz. Onu geçebilen, zaten yani o zihinsel switch'i, çeviriyi yapabilen zaten yürüyor. Ama burada önemli olan şeyi yapabilmek, o zihinsel engellere takılmamak. Çünkü ben şunu anladım, yani ailen dışındaki bütün çevrende zaten olması gereken, yani seni seven, destekleyen insanlar bu yolda seni destekliyor. Eğer böyle bir şey yaptığın, yani böyle bir atılım, içinden gelen o içgüdüyü ortaya çıkaracak bir atılım yaptığında seni desteklemiyorsa zaten doğru çevrede değilsin demek. O zaman bu da sana doğru çevreyi yaratma fırsatı tanıyor gibi düşünmek lazım. O zaman da gerçek kendin olmaya başlıyorsun. O zaman da işte kendi özgünlüğünü yaşamaya başlıyorsun. Kendin gibi olabiliyorsun. Ve o zaman da o sana, hani o insanları ve insanlar seni takip etmeye başladıkça, sana bir konuda daha fazla şeyler, sen içerik paylaştıkça, danışmaya başladıkça hem çevren gerçekten istediği gibi gelişiyor. Yani organik ama gerçekten seni destekleyen ve seninle ilgilenen, söylediklerinle ilgilenen bir çevre oluşmaya başlıyor. Ve bu da bence bunun şeyi, bunun nedeni, yani belki de o yola gitmeli kişi, zaten gitmeli. Ama o psikolojik bariyeri bir aşsa aslında belki muazzam bir potansiyel var, yani o şeyin ucunda, tünelin ucunda. Doğru. O eşiği aşmak önemli. Elif Hanım, kesinlikle çok doğru bir tespit. Tam da dediğiniz gibi oluyor. Peki işini gerçekleştirene kadar girişimini kimseye anlatma mantığını ne üzerine oturtuyorsunuz? Anlatma, anlatmama. Evet. Ya bu da aslında psikolojik bariyere giriyor. Ya işte bir çalınırsa fikrim. Şimdi fikrin çalınması, ben startup danışmanlığı da yaptığım için bir tarafta, orada en çok bu geliyor. İşte arada NDA'ler yaptıralım, gizlilik sözleşmeleri yaptıralım, önce fikri anlatmayalım. Yani bu içgüdü gelişiyor gerçekten başta. Ama daha sonra şunu fark etmek gerekiyor. Yani zaten yapabilse yapar. Yani başka biri yapar. Yani bir fikri biri yaptığı zaman diğerleri de yapamayacak diye bir şey yok. Ama siz zaten öyle bir motivasyonla, inandığınız konuda öyle bir motivasyonla ilerliyorsunuzdur ki sizin yaptığınız başka bir yola çıkar. Çünkü sizin background'unuz farklıdır. İşe yaklaşım şekliniz farklıdır, iletişiminiz farklıdır. O başka bir kapıya çıkar, diğeri başka bir kapıya çıkar. Çünkü onun background'ı farklıdır. Aynen. Yani o kadar hiçbir şey birbirinin benzeri değil ki. Biz buna, aslında buna inanmalı ve güvenmeliyiz. Çünkü buna güvendiğimiz zaman hani biri, başka bir biri benim gibi bu işi bu şekilde yapamaz. Çünkü benim özelliklerim farklı, onun özellikleri farklı. O da başarılı olabilir, ben de başarılı olabilirim. Zaten pazar büyüsün. Yani büyümesin demiyoruz. Çünkü siz tek başınıza pazarı büyütmek zor bir şey. Şu anlamda zor bir şey, daha fazla yatırım yapmanız, daha fazla bilgilendirmeniz lazım bulunduğunuz sektörde.
Ama rakipler olursa, rakiplerin yaptığı müdahaleler de sizin pazarınızla ilgili bir farkındalık yaratıyor. O da size yarayacak. Çünkü siz daha iyi iletişim yapıyorsunuz, daha fazla vakit ayırıyorsunuz içeriye gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu içgüdüyü çok iyi anlıyorum. Ama bırakmak lazım. Yani her şeyi hayatta kontrol edemeyiz. O sizin yapacağınız çıktı çok daha fark, yani sizin tarafınıza fark yaratacaktır. Buna inanmak ve güvenmek gerekiyor. Doğru. Execution diyoruz ya, aksiyon, yani aksiyon almadan olmuyor. Ben online eğitim konuları çok şu anda tap olmuş durumda son senelerde. Ben faydalıeğitmen.com sitem var. 4 sene önce kurdum. Daha öyle online eğitimin yani böyle bu kadar kişi tarafından konuşulmadığı, işte senin benim ya da çok daha az kişi tarafından konuşulduğu, bilindiği bir dönemde. Ama günün sonunda faydalıeğitmen.com büyümedi. Yani niye büyümedi? Çünkü ya yaptık. Ama aksiyon almak önemli. Yani zaman ayırmak önemli. Şimdi Burçak Hanım da güzel bir soru sormuş. Çünkü ben mesela o odaklanmayı artık yani geç oldu ama artık odaklanmaya başladım çoğu konuda. Çünkü 30 tane şey dağılınca işte faydalıeğitmen.com yaptık, eğitimler de yaptık. 40-50 eğitim yaptık ama Yaptım. ilerlemedi. Çünkü odaklanmayınca 40-50 değil belki 500, 5000 tane eğitim olması lazımdı. Odaklanmayınca ilerlemiyor. Yani aksiyon almak da yetmiyor bazen. Odaklanmak bence önemli. Burçak Hanım da sormuş, demiş ki belli bir konuya mı odaklanmalı? Dediğiniz gibi her konuda bilgi sahibi olmak mümkün değil. Mümkün değil. Şey, yani kendi alanınızdan bahsettim her konu derken, yani alakasız her konudan bahsetmedim. Yani pazarlamacıysan, hani pazarlama şeyinden söylüyorum ya da pazarlamadan bahsetmeyelim. Mesela ne bileyim, aromaterapik yağ sektöründesiniz. Onu satıyorsunuz diyelim. Onun işte üretim aşamasına çok hakim olmayabilirsiniz mesela, ya da işte içindeki bitkilerin bilmem ne faydalarına hakim olmayabilirsiniz, ya da bunların hepsine hakim olabilirsiniz ama çok iyi iletişimci olmayabilirsiniz falan gibi düşünün. Yani hani her konuda derken tabii ki kendi konumuzun içerisindeki kısımlardan bahsettim. Hani mutlaka satış yapmalıyız, pazarlama yapmalıyız, iletişim ve network kurmalıyız, kendimizi anlatmalıyız, işte anlatacak platformlar yaratmalıyız gibi gibi şeyler var. Ya yani bunlardan biri sizin kişilik özelliğinize şey değilse, uyumlu değilse, yani siz çok böyle içe dönük bir kişilikseniz, network kurmak sizin için rahat olmayabilir. Dolayısıyla oraya odaklanmaya çok anlamı yok. Yani siz kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz diğer platformlara odaklanmalısınız gibi. Şimdi en başta bir takım isimler söyledin ama böyle senin beğendiğin kadın markalar kimler, örnek vermek ister misin? Bir de uygulamalardan bahsetmiştik. Uygulamalar ne kullanmak lazım? Ya uygulamalarda bir marka şey, uygulamalarda şeyler çok önemli bu arada. Mesela brandyourself.com diye bir sayfa var. Bu arada çoğu İngilizce, yani Türkçe çok fazla yok. Mesela orası sizin öncelikli olarak benim çok kullandığım bir sayfa. Sizin böyle bir kendi sosyal medyanıza bağladığınız zaman size bir sıfır noktası tanımlıyor. Yani sizin Google skorunuzu belirliyor gibi düşünebilirsiniz. Reputasyon çünkü çok önemli kişisel markada. O reputasyonu puanlıyor işte belirli bir skalada. Ve bunu geliştirmen için ne yapman gerekiyor? Yani işte atıyorum uygunsuz fotoğrafları çıkar diyor. Şu fotoğrafı çıkar, işte buraya şöyle bir şey ekle. Bir ücretsiz kısmı var. Bir de ondan sonra ücretli kısmı, yani devam ettirdiğinizde daha fazla detay vermesi ve yönlendirmesi için ona bir ücretli bölümü var. Onu, ücretsiz kısmı bile çok işe yarıyor bu arada. Şeyi görebiliyorsunuz, yani fi tarihinde yazdığınız bir Twitter'daki bir şeyin mesela sizin puanınızı ne kadar düşürdüğünü falan görebiliyorsunuz. O güzel bir sayfa bence. Bir de şey var, photofiller var. Yani bu arada şeyi bahsedeyim aslında, yani hani pazarlama olarak mutlaka olması gerekenler, iyi bir profil resmimiz olması lazım. Yani kişisel markanın ve hatta mümkünse diye bütün platformlarda tek resim başlangıç için çok önemli. Daha sonra istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama size acayip bir tanınırlık katıyor. İyi bir platformu belirlemek, yani Instagram'sa kanalınız, Instagram'ı daha aktif kullanmak. Bu profil resimlerinde de en önemli kısım, mesela photofiller.com diye bir site var. Yazabilirim hatta chat'ten. Sen Yazdım. buldun mu Murat, bilmiyorum. Şimdi yazdım. Brandyourself.com'u yazdım. Bunları yazdım. Photofiller yazdım mı? Okey, tamam. Şey, Photofiller şey güzel. Başka sizi tanımayan insanlar, iki tane fotoğraf koyuyorsunuz. Sizi böyle üç farklı skalada şey yapıyor, ölçeklendiriyor, rate ediyor. Ve hangi fotoğrafın daha güçlü ve daha profesyonel göründüğünü söylüyor. Bence çok güzel bir uygulama. Hatta yorumda yazıyor.
bu daha az profesyonel görünüyor şu 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 nedenden dolayı. Yine yabancı ve yabancılar yazıyor tabii ki. Mutlaka güçlü bir biyografi olması lazım. Yani hikayelerle örülü. Yani dediğim gibi bir aromaterapi ya da bir çiftçi mesela ürün lokal ürün satıyorsunuz diyelim, bir ticari siteniz var ama işte babanız çiftçiydi ve hayatınız toprakla geçti. Dolayısıyla oradaki evrimi ve dönüşümü anlatabilecek. Bu böyle de olmayabilir bu arada. Yani aileden gelen bir iş de olmayabilir ama mutlaka bir hikayeniz vardır o işi seçmede. Bunu mutlaka güçlü bir biyografinin içerisine yedirmek lazım. Bunu yaptıktan sonra onu böyle bir 2 dakikalık şeye parafraze etmek. Yani hani o büyük daha uzun bir biyografiyi daha böyle 2 dakikaya sözlü olarak anlatabilecek şekilde ve oradaki kişisel marka vaadiyle birlikte kısaltmak gerekiyor ki kendinizi tanıtırken onu böyle bol bol pratik etmek lazım. Google skoru çok önemli. Bu da görüntü, yani görünürlük bu işin en büyük çarpanı. Yani özellikle Türkiye'de görünür olduğunuz zaman zaten ne kadar iyi olduğunuzda çok insan ilgilenmiyor. Ben onu gördüm. Ve hatta da deneyimledim özellikle birkaç doktorda mesela hani çok fazla görünürlüğü olup çok fazla içerik paylaşan çok profesyonel görünen ama hani birebir gittiği zaman hayal kırıklığına uğradığım. Ya. Dolayısıyla sen de mi yaşadın benzer şeyleri? Ha, bilmiyorum yani çok fazla görünürlük de aslında bir onun da şeyi var diyorsun yani kısası var diyorsun yani çok fazla görünür olmak da iyi bir Hayır şey değil. hayır iyi bir şey onu demeye çalışıyorum. Yani çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yani süper vaatlerde bulunmanıza gerek yok Türkiye'de. Yani yeter ki görünür olun, daha fazla şeyiniz olsun. Hani insanlar evet iyi içerikle ve karşılıklı etkileşimle min kalitesiyle ilgileniyorlar ama benim gördüğüm hiç çok fazla cevap vermeyen ama sürekli içerik yaratan kişilerin de ciddi bir takipçisi var. Ha, takipçi satın almayın bu arada. Yani birçok algoritma onları görüyor ve dolayısıyla sizi daha az görünür kılıyor, hatta spamlıyor. O işlere çok girmemek, organik gerçek takipçinizi görmek çok önemli çünkü sizin reklam verme veri analitiliğinizi de etkiliyor. Oradaki en çok kim sizi takip ediyor? En çok kim sizle etkileşime giriyor? Kadın mı erkek mi? Yaş aralığı gibi segmentasyonları çok önemli. Ve bunu satın aldığınız zaman bu algoritmayı bozuyorsunuz. Dolayısıyla gerçek takipçinizi ve kitlenizi göremiyorsunuz. O yüzden de hani içerik ve Google Score önemli. İçerikle beslemek önemli. SEO uyumlu blog yazmak inanılmaz etkili. Yani bugün yazın 5 sene 6 sene bunun ekmeğini yiyin. Yani o kadar etkili ki hani içerik yazmak. Medium diye bir kanal var. Bilmeyenler için mutlaka içerikleri orada beslesin. Çünkü otoritesi çok yüksek Google'da Medium'un. Yani Twitter gibi Twitter ve LinkedIn'in de otoriteleri çok yüksek. Yani ilk sizi aradığımızda ilk LinkedIn sayfanız çıkıyor ön plana. Medium'da öyle. İlk içerikleriniz çıkıyor ve çok iyi bir görünürlük sağlıyor ilk sayfada. LinkedIn ve Instagram'ın algoritmaları sürekli değişiyor. Bunlara çok iyi anlamak gerekiyor. Ve şey video kullanımı çok önemli. Çünkü her ikisi de birazcık iş dünya videoya doğru gittiği için video kullanımını teşvik ediyor aslında bu algoritmalar. O yüzden Instagram Reels'ı yani haftada bir Instagram Reels yayınlamak ki orada her dakika kendinizi çekmenize de gerek yok. Yani iyi bir kompozisyonla çok basit içerikler de yaratabilirsiniz. Onu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ya her şeyden önce bir komünite kurmak. Yani bence bir startup'ın en önemli konusu komünite. Nerede o topluluğu kurabiliyorsak, yani o bizim anlattıklarımızla ilgilenen, zaten o topluluğu mutlaka ve mutlaka yarın öbür gün yeni ürün geliştirirken size soru sormak gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani hani onlara sorarak bir ürün geliştirmek, fikirlerini almak, işte belki başarısız giden bir işi bitirmek vesaire gibi. O yüzden komünite must diyebilirim bu şeyde, bu dünyada. Konuşurken ben de yemedim içmedim hemen şu brandyourself.com'dan kendi şeyimi girdim. Ve very good diyor. Reputasyon 711 puan verdi. Vallahi iyi yani herhalde iyi. Çok güzel. Yani orada zaten sana hafta üye olduktan sonra böyle sürekli şey geliyor. Şu anda bunu yap, şu anda şunu yap, işte şu anda bir şey ekle, buradaki bilmem neyi çıkar falan gibi. Hep böyle bir şey veriyor, seni yönlendiriyor bir sonraki step'e. Buraya bakmanızı öneririm sevgili girişimci kadınlar. Gerçekten çok güzel bir site. Yani bu benim şu ana kadar yaptığım free tabii ücretsiz olan. Tabii bunun ücretli de var. Birazdan zaten o
seni gel gel yapıyor. Bir güzel şey yapıyor böyle ama çok hoş. Hemen her şey çıktı şak şak şak, merak ettim. Ben Seninki güçlü olduğu için tabii bu kadar yüksek. Normalde o kadar öyle hemen güçlü şeyle çıkmıyor. Senin görünürlüğün, senelerdir içerik üretiyorsun. Ondan dolayı çok yüksek. Burç Akalın demiş ki çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Tavsiye edebileceğiniz bir kitap ya da başka makaleler ya da web sayfaları var mı diye sormuş. Evet, hatta getirdim bu soru gelir diye. Aa. Bence iki kitap budur. Markalaşan Kadınlar. Her ikisi de Catherine Caputo'nun kitabı. Markalaşan Kadınlar. Diğeri de Sen Bir Markasın. Ya şu iki kitap Medya. okuyorsa sadece bunları uygulayın. Bence başka hiçbir şeye gerek kalmaz. Bunu gösterse bir kez daha. İkincisi Medyaket'ten. İlki hangi yayın evinden? İkisi de Mediaket. Medyaket. Ha, okey. Catherine Caputo. Sen bayağı not almışsın ya. Takır takır hep böyle bir sürü. Bunlar benim ilk işe başladığımdaki okuduğum kitaplar yani, ama ya hala böyle ihtiyacım olduğunda açıp bakarım yani. Süper. Bakın vallahi güzel. Bizim konuklarımız böyle. Sevgili girişimci kadınlar. Bak Esra'cıma kitabını almış. Al gel. Hani bir gönderme olsun. Kitabını da al gel. Gelmiş kitabı da öyle yayınlıyor yani. Çalışkan öğrenci bir notlar da almış. Kadınlar. Süper Evet. valla. Bu Harika. arada uygulamalardan birkaç tane daha söyleyeceğim. Evet. Atlamayayım. About Me, mutlaka Instagram sayfasında bir About Me şeyi var ya, kendinizi anlattığınız kısım. Evet. O mutlaka olmalı. Bence çok faydalı oluyor. Çünkü dönüp bu sefer Google'da bu kişi kim diye aramıyor sizi. Direkt orada görüyor. İçerik yaratırken Canva, Unsplash. Sen bunları biliyorsun Murat. Şey yazıyorsun, değil mi? Yazıyor. About.me mi? O Evet, About.me. onlar. Canva, Canva yazan. Unsplash, Resmi. zaten for free, ücretsiz görsel sitesi ve çok kaliteli yani. Onlar Gerçekten koyalım. çok iyi. Ve de bence Hootsuite. Yani Hootsuite birazcık böyle sosyal medyada, bu arada içerik hazırlarken şey yapmakta fayda var. Yani günlük değil. Çünkü günlük yönetilmiyor. O gün bir işiniz çıktığı zaman post giremiyorsunuz. Böyle bir hafta, mümkünse 2 haftalık ya da 1 aylık. İçeriği önden hazırlamak, görselleriyle ve içerikle birlikte. Hootsuite'e yüklüyorsunuz ki ücretsiz. Yüklüyorsunuz hangi saatte, hangi kanallara yayınlansın diye. Ve yani sabah erken kalkıp içerik paylaşmanıza gerek yok. O sizin adınıza zaten yüklüyor. Bunun gibi birçok uygulama var da benim kullandığım Hootsuite olduğu için söyledim. Yapan da var. Yani adam haftasına oturuyor cumartesi pazar. Çok değişken bir sektör değilse cumartesi pazardan oturup Hootsuite'i yani Instagram'da hangi mesajı yayınlansın, hangi günlerde ya da ne bileyim işte hangi mecraysa çok çok şey Hootsuite hayat kurtaran bir şey. Mutlaka Evet. kullanmanızı öneririm. Unsplash'ı ben de çok beğeniyorum. Çok Değil güzel mi? resimler var. Copyright Kaliteli. Canva tasarım yani vallahi ben şey dua ediyorum yani Canva'yı yapan adama, kadına ve adama. Gayka Vazaki zaten orada var. Bir de Öyle mi? Bilmiyordum. Gayka Vazaki yatırımcılarından Melanie şey diye bir kız da Avustralya'da CEO'su. Niye bu kadar yakından biliyorum? Yani merak ettim ya. Bu kadar Canva cidden yani hala kullanmayanlar varsa Instagram'da bir şey yapacaksınız. Tasarımı Unsplash'tan resmi alıyorum sevgili girişimci kadınlar. Esra da herhalde aynısını yapıyordur. Aynen. Al resmi Canva'ya koy. Biraz da gözünüzde artık bir süre sonra bir tasarımcı değilim tabii ki yani ama gözde var hani gözde bir şekilde ya bu güzel gözüküyor. Hatta adamlar örnekler de koymuşlar. 1.000 tane şey var ve bedava. Hazır bu arada hepsi. Yani siz sadece o template'ın içerisinde neyi nereye koyacağınızı yazıyorsunuz ve muazzam bir zaman, yani hani orada ne bir grafikerle çalışmanız lazım, ne bir ajansla çalışmanız lazım. Her şeyi kendiniz yapabiliyorsunuz. O Ya lüksü veriyor. programlara bile ya bir ara kara kara düşünüyordum. Yani işte programlar yapıyoruz. Şey zamanımız az. Tasarımcımız var ama yok. Ya bir şeyler yapacağım. Daha şey işte. Ya orada böyle biraz gurcula işte movie de yapıyorsun. Yani MP4 Evet. şey de var. GIF'ler de var. Yani hatta yani bir ufak bir meblağ ile profesyonel şeye geçip 8 dolar mı aylık 10 dolar mı yani Evet. profesyonel şeyle geçebilirsiniz. O Kesin. pro yani ama ücretsiz olan bile yani yani her şey var. Yani O da var, ücretli de. Bir de çok da güzel kendi kurumsal kimliğini yaratabiliyor. Bu arada yani kendi kurumsal kimliğini yaratacağın ücretsiz platformlar da var. Yani gidip nasıl logo yaptıracağım diye birine para harcamaya gerek yok aslında. Her şey o kadar fazla, sınırsız sayıda var ki internette. Tabii yabancı sitelerden bahsediyorum. Ama biraz araştırdığınız zaman logonuzun her şeyini yapan
Siteler de var mesela. Logoyu alıp renklerinizle birlikte Canva'nın premium'una yüklediğinizde zaten kurumsal kimliğiniz orada ve hemen bir şey hazırlarken sizin kurumsal kimliğini şak 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 hemen koyuyor uygulamanın şeyin üzerine, postun üzerine. Orada bile acayip bir zaman kazandırıyor. Canva o yüzden çok başarılı bir uygulama. Türkçesi de var artık. Türkçe şeyini de okuyabilirsiniz. Burcu Yiğit demiş ki kitabımı, kitap ayracını, afişlerimi hep Canva'da hazırlıyorum. Sunum şablonları da çok güzel. Evet, sunumları da var. Yani vallahi her derde deva. Bakın derim. Yani gerçekten hayat kurtarıyor. Bir girişimcinin elinde olması gereken, elinin altında olması gereken uygulamalardan bir tanesi. Onu öneririm. Şeyi de öneriyor musun Esra? Mesela ben bazen rakip analizi yapmak için Google Alerts'i kullanıyorum. Yani işte Aa, ortalama evet, kesinlikle. haber. Sadece rakipte değil aslında kendimizde de, yani işte mesela Murat Erdör'ü mutlaka şey içerisine alıp tanımlamak lazım. O Evet. zaman senin hakkında konuşulan her şey Google'da senin önüne geliyor ya. Tabii. Dolayısıyla o çok büyük bir avantaj sağlıyor. Rakip analizi için de kullanılabilir. Ama zaten rakiplerimizi tanı ya, gerçi lokal bir gazetede bir şey söylemişse onu göremeyebilirsiniz tabii ki. Evet. Rakip analizi için de faydalı olur. Sitelerine girip de görebiliyoruz ama çok rakibe takılmamak lazım. Yani rakibin ne yaptığını çok iyi izlemek ve takip etmek çok önemli rakip analizinde. Ama sürekli o bunu yapmış, ben bunu yapayım kıyaslaması için değil. Yani o nereye gidiyor? Ben kendimi o konumlandırmamda neredeyim mi? Double check etmek için öneriyorum ben. Yoksa diğer türlü takıntı oluyor. Yani o bunu yapmış, ben bunu yapabilirim. O bunu koymuş, ben de böyle bir şey koyayım falan gibi. Bu sefer Me Too ürünler oluyor. Yani çok benzer benzer. Halbuki sizin güçlü kaslarınız dediğimiz gibi farklı. Sizin o yolda gitmeniz daha doğru ve sağlıklı olur. Valla Esra, ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler verdin. Bu web sayfalarını da ben mesela bilmiyordum. O kadar her şeyi bakıyoruz diyoruz ama mesela şu Brand Yourself ve Photo Feeder çok güzel oldu. Ben Yani eğitimlerde hep Brand Yourself, hep free promosyonunu yapıyorum bu arada zaten. Ben çok faydalı buluyorum yani. Keşke bir tane Türkiye'de böyle bir girişim olsa. olsa. İşte buradan girişimci kadınlara işte bir sıfır yani. Şey de sormak istiyorum, yani yavaş yavaş sonlara gelirken işte sizin BeSelf Consultancy olarak nasıl hizmetler veriyorsunuz? İşte hem startup pazarlama hem de kişisel marka konusunda, yani burada sen kurumlara şey veriyorsun ama bireylere ne yapıyorsun, ne öneriyorsun, nasıl, yani sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Yani bunları da bilmek isteriz. Ağırlıklı startup pazarlamada, yani girişimlerin pazarlama stratejilerini, marka dünyalarının oluşturulmasını ve pazarlama stratejilerini oluşturuyoruz. Strateji kısmını oluşturup ama hayata geçirilmesi, yani sosyal medya, dijitalde varoluşları ya da işte PR ile ilgili çalışmalarda da partnerlerimiz var. Genelde stratejiyi yaratıp hayata geçirmeyi tercih ediyoruz bu anlamda. Bu da ya finansal olarak, yani daha yatırım bulmuş girişimlerde daha çok tercih oluyor tabii ki. Çünkü onun da bir maliyeti var. Ya da gerçekten işte crowdsourcing gibi, hani çevreden aslında, aileden, arkadaşlardan vesaire para bulan, yatırım, daha çok yatırım bulan girişimcilerin tercih ettiği bir konu oluyor. Bireysel tarafta da kişisel marka ve imaj zaten birbirinden ayrılmaz. Dolayısıyla da orada da hem bireyselde hem kurumsalda destek veriyoruz. Bireyselde kişisel markaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi, yine sosyal medya ve PR ajansıyla mutlaka beraber çalışıyoruz. Çünkü stratejiyi yapıyorsunuz ama sosyal medya ajansı mesela sizin bütün içeriklerinizi sizin adınızda yönetiyor ya da size içerik üretiyor. Ve aynı zamanda da işte PR'da da mesela sizin görünürlük sağlayacağınız platformları PR şirketi buluyor. Ya da o platformlar varsa sizi dahil ediyor, yoksa sizin adınıza ve sizin etrafınıza dönecek bir platform yaratıyor. Platform yaratmak nedir? Mesela X bir zirve var. O zirvede sizi konuşmacı olarak işte o sürece dahil edilmek gibi. Ya da herhangi bir kanalda işte yaptığınız işi anlatmak için bir şey, bir tanıtım serisi oluşturmak gibi. Hiç bunların olmadığı, işte belki bir lokal bir gazetede ya da lokal, şey, lokal olmayan daha işte geleneksel bir kanalda sizin yaptığınız işleri anlatmak gibi olabilir. Bu arada yani bunlar tabii ki yani bütçesi olan ve yatırım alan
kişiler ve kurumlar için daha çok geçerli ama yani bir doğal PR efektini yaratabileceğiniz şeyi ben söylemek isterim mesela. İyi girişim gibi. Girişimleri anlatan firmaları bulun. Çünkü onlar sizi YouTube'da anlatıyor ve onların takipçisi çok fazla. Ve hatta şey yani onlara siz ulaşabilirsiniz LinkedIn üzerinden. Tanıtmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Özellikle kadınlarla ilgili, kadın girişimcilerle ilgili çok fazla destek olduğu için bu dönemde bu konuda uzmanlaşan firmalar da var. Hatta sanırım bir tane senin arkadaşındı Murat. Zeynep Hanım mıydı teknoloji tarafında? Zeynep, hangi Zeynep? Çok Zeynep var. Çıkartamadım soyadını şimdi. Kadınlara spesifik destekler veren, yani işte onların da aynı zamanda girişimlerini duyuran şeyler var. Girişim tanıtan firmalar var. İyi girişim bunlardan biri ama diğerlerini araştırmak lazım. Onlarla iletişime geçip ya sadece video olmak zorunda değil. Yani belki yazılı bir girişiminizi yazılı olarak tanıtmasını isteyebilirsiniz. Ya da karşılıklı röportaj gibi bir şey. Zaten röportaj için bir araya gelmenize gerek kalmıyor. Soruları atıyorlar. Siz dolduruyorsunuz falan gibi şeyler var. Ve kendi sayfalarında yayınlanmasını isteyebilirsiniz. Backlink bu açıdan önemli. Yani birileriyle partner, özellikle tekseniz birileriyle partnerlik yapma fırsatlarını mutlaka kullanmak lazım. Yani siz zaten ön plana çıktıkça o size gelecek, gelmiyorsa da siz gidin. Ve onların sayfasında sizle ilgili yayınlanan bir şey sizin sayfanıza direkt mesela backlink'i verdikleri zaman hem sizin kendi web sitenizin de şey otoritesi yükseliyor hem de görünürlüğünüz artmaya başlıyor Google aramalarında da. Bu da kişisel markanızı etkiliyor gibi. Ya bunlar doğal ve ücretsiz yapılabilecek birçok şey var. O yüzden yani eğer yatırımı vesaire olmayan daha tip kadınlara birazcık daha bu doğal PR efektini kullanmalarını öneririm. Ağzına sağlık. Şimdi altta da yazdım. Backlink almak çok değerli. Senin web sayfanı da yazdım. BeSelf.com. İkili. Zaten sayfayı yazdım. Onu tıklayınca direkt gidecekler yani. Aynen. Bana LinkedIn üzerinden de ulaşabilirler. Evet. Soruları olursa da ilk müsait zamanda mutlaka cevaplarım. Evet, bakayım bir şey var mı? Son soru, video oluşturmakla alakalı eğitim bulabileceğimiz site var mıdır demiş. Nasıl? Tam anlamadım. Video oluşturmakla alakalı. Sen mesela video oluşturuyorsun. Bununla alakalı eğitim, yani video oluşturmanın eğitimi bir sürü yerde var. Udemy'de de var. Video nasıl çekilir, nasıl yapılır? YouTube'da video eğitim mi demek istedi acaba? Çünkü ya o tip sitelerde var. Hani şey gibi, yani eğitim hazırlamak gibi düşünülüyorsa eğer şey var. Sen sadece içeriklerini giriyorsun. Teachable falan gibi. Aynen, bir anda iyi eğitim oluyor böyle. E-learning gibi bir eğitim oluyor. Yani orada gidip bir dijital bir firmayla çalışmana gerek yok. Instagram'a ama tabii koyduğumuz videolar diyor. Instagram'a koyduğumuz videolar diyor. Yani onlar işte Canva yapıyor zaten o tip videoları. Instagram'ın çekip bunları editleyip güzel bir şekilde koyabilirsiniz. Yani deneme yanılma biraz da. Yani çok ilk başta, en azından ilk etapta. Canva'da da bir sürü şey var. Ama bir bakmanızı tavsiye ederim Burçak Hanım. Yani çok bir sürü program var ya, ama bakmanız lazım. Ama çekim şeyi şu. Yani nasıl yapılacak diyorsanız da onunla alakalı YouTube'da videolar var. İzlemenizi tavsiye ederim. Esra'cığım, tam 29 geçiyor. Şak diye kapanmadan sana çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Çok böyle bilgi şeyi doldum. Ben şimdi sayfaları buraya yazdım. Onlara bakacağım. İlginç. Şimdi About Me'ye bakacağım. Onu merak ettim. Ağzına sağlık. İnşallah. Zaten konuşacağız birazdan yarınla alakalı. Tamam. Ağzına sağlık tekrar. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Vaktin ve aynı zamanda çağırdığın için de. Umarım keyifli olmuştur herkes için. Ne olur. Herkes harika diyor. Ebru Hanım harikaydı diyor. Süper. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Sen de. Hoşça kal.